Efendim, Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Hepinize videolarımı izlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle ben kalan iplerimi bir araya getirdim. Çok beğendiğim bir model hazırladım. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Modelim tekli ilmeklerden oluşuyor. Her türlü bebek örgüsünde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle bir renk seçiyorum ve bu rengimle ipimi şişime takarak örgü anlatımıma başlıyorum. 1, 3, 5, 7 şeklinde ilmeklerinizi şinize takarak örgüye başlıyoruz. İlk olarak örgümün arka yüzünden örmeye başlıyorum. İlmeklerimin tamamını ilk sırada ters olarak örüyorum. Bebek battaniyesi, bebek gerekleri gibi örgülerde mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. İster iki renk ile yapın, ister benim gibi kalan iplerinizi rengarenk vererek yapın. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arka yüzden ilk önce hepsini ters olarak örüyoruz. Sonra ön yüze geçtiğimiz zaman ipimiz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bir tane ilmeği örmeden atlatıyoruz. İkinci ilmeği ters olarak örüyoruz. Ön yüzdeyim ve ipim daima ön tarafta olacak. Bir tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden ikinciyi ters. Bu şekilde ikinci sırayı ön yüzde tamamlıyoruz. Bir tane örmeden ikinciyi ters şeklinde devam ettim. Şimdi bakın, burada örmeden atladığımız yerlerde önlerde ilmeklerimiz oluştu. Bunu arka sıraya geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini alıyoruz. Şöyle göstereyim. Önünde ilmek oluşan örmeden atladığımız ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Sonraki ilmeği ters olarak örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bu ön tarafta örmeden atladığımız ilmeğimizi arka tarafta düz olarak örüyoruz. Sonraki ilmeği ters olarak alıyoruz. Bir düz, bir ters şeklinde arka yüzden sıramızı tamamlıyoruz. Bebek örgülerinde bu şekilde rengarenk cıvıl cıvıl örgüler benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklara da yakıştığını düşünüyorum. Şu anda örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Burada ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum ve bu rengim ile olan sıramı tamamlamış oluyorum. Ön yüzden hepsini bu şekilde sıra sonuna kadar yaptım ve tamamladım. Şimdi arka yüze geçtiğimiz zaman renk değişimi yapıyoruz ve hemen başka bir renge geçiş yapıyoruz. Arka taraftayım. Arka tarafta renk geçişini yaparken ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böylece örgümün ön tarafında çizgiler oluşmasını engellemiş oluyorum. Yani şu anda ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlamış oluyoruz. Sadece rengimizi değiştirmiş oluyoruz. Tekrar ön yüze geldiğim zaman aynı buradaki işlemleri tekrarlıyorum. Şimdi başlangıçtaki ilmeği örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İkinciyi ters. Tabi bu sırada ipim daima bana doğru tarafta, ön tarafta bulunacak. Bir tane örmeden bir tane ters. Ön yüzden sırayı bu şekilde tamamladık. İkinci sıramızı, örgümüzün arka yüzündeyiz, üçüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi
Tekrar göstereyim. Bakın burada örmeden atladığım, önünde ipi geçirip örmeden atladığım ilmeğime geldiğim zaman bu ilmek düz olarak örülecek. Sonraki ilmek ters olarak örülecek. Şöyle göstereyim. Bakın burada örmeden atladığım ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. Arkasındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Örgümün 3. sırasını arka yüzde bir ters bir düz şeklinde tamamlıyorum. Örgümün 4. ve son sırasındayım. Bakın renk değişimi olunca burada hemen modelimiz kendini göstermeye başladı. Bu defa ilmeklerimin hepsini tekrar düz olarak örüyorum. Her renkte 4 sıra yaptım. 4 sıra sonra arka yüzle renk değiştirerek yeni ipime başladım. Sürekli aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Ve bu modelin özelliği renk değiştirildiği sırada bu şekilde görülüyor. Arka yüze geçince hemen tekrar şöyle göstereyim nasıl geçtiğimizi bir kez daha. Arka yüze yeni ipimize geçiyoruz ve ilmekleri ters örerek ilk sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde 4 sıra 4 sıra her rengimizi yaparak devam ediyoruz. Ben biraz ilerlettim. Böyle rengarenk gördüğünüz gibi renk geçişleri çok hoş görünen bir model oldu. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu aralar elde yapılan örgüler tekrar eskiye dönüşü var. Yatak örtüleri, yatak şalı gibi örgüler de yapılmakta. Koltukların üzerine renkli kırlentiler yaparak, şal örtüler yaparak kalan iplerinizi değerlendirip evinizi şenlendirebilirsiniz. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.